Evet arkadaşlar, bugün topladığımız bisikletin detaylı incelemesini yapacağız. Evet, başlayabiliriz. Evet, ilk önce kadroyu görüyorsunuz şu anda. Evet. BTW'nin 520 modelinin kadrosu kendileri 200 lira yağlandı arkadaşlar. Evet. Sonra Maşa tarafına geçersek ön amortisörümüze. Ön amortisör Suntour'un TLO 27.5 çant modeli. Evet. 320 lira. Evet, yaylı bir Maşa. Ama kitlemesi yağlıymış. Kilitlenebilir. Evet. Sonra gidonumuza gelirsek. Gidon, XLC'nin gidonu. HBM19 modeli diye geçiyor. 78 mm. Gördüğünüz gibi üzere gidon. Gidon boğazımız. Oraya gelelim. Gidon boğazı da STM27 model. 100 lira. Sonrasında orada bir yatak yüzüğümüz var. O da evet, 20 şunlar. Lira. XLC'nin yine. 4 adet. Evet, full seti yine onun altında hemen. Göre entegre full seti diye geçiyor ve 80 lira. Sonrasında hidrolik disklerimiz var. Frenlere gelirsek, frenler 280 lira. Shimano'nun BLM395 modeli. Evet, diske gel kardeşim. Diske girelim hemen. Bunlar fark etmez. İstediğini fark etmez. Hidrolik diskimiz SMRT10 model. 80 lira ikisi. Evet arkadaşlar, şimdi vites kolu kaldı önde. Evet. Vites koluna da gelirsek, vites kolları Shimano Alivio SLM4000 model. Evet. 3x9 yani 27 vites. Onu da gösterdik. Şimdi lastikler kaldı. Lastikler. Janttan başlarsak şimdi lastiklerde. Kronix'e binin jantları var arkadaşlar. Tanesi 55 liradan alındı. Toplamda 110 lira. Jant çemberi alındı ama. Örülme işlemi ise arkadaşlar onu biz yaptık. Sonra lastiğe gelirsek. Lastik Continental lastiği. 27.5 jant. Continental lastikleri iki tanesi 150 lira. Orada bir iç lastik kaldı. Yani şampiyer kaldı. Onlar da Michelin'in 27.5'luk yine. İkisi 80 lira arkadaşlar. Şimdi ayna kol tarafına geçelim. Ayna kol tarafına geçersek. Ayna kolumuz Shimano Acero FCM MT210 model. 220 lira ayna kol. Pedallarımız var. Pedalımız Zozo'nun pedalı. İkisi 45 lira. Alüminyum bile. Sonra zincirimizde bir zincir kilidimiz var. Şiraman zincir kilidi. Bir de zincirimiz var herhalde. PYC onu unuttuk herhalde. Aynen. Zincir ne kadar kanka? Zincir de 100 lira PYC'nin. Zincir de 100 liraymış PYC'nin diyor. Ön aktarıcımız Shiram X5. Ama yakınlaşalım. Güzel bir model çünkü. Sonra arka aktarıcımız var. Shimano Alivio. RDM4000 model. 250 lira. Arka dişlimiz. O yine Shimano Acero'nun CS201 modeli 120 lira. Sonra orta göbeği söylememişiz herhalde. Orada evet. Bir Foretek var. SMBB52 model. Evet. 90 lira. Sonra ön ve arka göbeklerimiz ikisi birlikte 150 lira. Onlar da FHRM35 diye geçiyor modeli. O da Acero'nun. Ay, yine Acero'nun. Evet. Sonra sele borumuz ve koltuğumuz var ancak onlar şu an burada değil. Çünkü yanlış almışız. Değişme işlemi gerçekleşecek. Onlar da 100 liraya patlayacak ikisi birlikte. Evet, şimdi burada bir bisikleti geniş açıdan alalım. Bisikletimiz toplamda ne kadar oldu? Siz de zaten yine bir fikriniz oluşmuştur. Hepsini söyledik.
3000'e yakın bir fiyat oluştu. Bunları sayarsak zincirle de birlikte 100 lira diyorsun değil mi zincirle? 2900 lira civarı yapıyor. Evet arkadaşlar, bisikletin bize masrafı böyle. You're a superhero.